TRT 24 YouTube kanalında Tarık Toros'un AKP sonrasına hazırız tayfası hayli gergin çünkü başlıklı yazısını dinliyorsunuz. Benim Köfteci Yusuf'la ne işim olur diyen adam kim çıktı? Beyoğlu Kuru Kahvecisi. Sedat Peker'den bahsediyorum. Mayıs ayının en çok konuşulanı. Haziran'ı da şimdiden garantilemiş olabilir. Köfteci Yusuf olayında olduğu gibi bazı konularda bir dediği diğerini tutmuyor. Tüm hayatı, çektiği videolar, sadece kameraların kaydettiği lafları sıralansa başka çelişkiler de bulunur. Önceki hayatını pek bilmeyen, araştırmayanlar yayınladığı şu son 9 videoyu baz alırlarsa büyük hata ederler. Peker ne dedi? 20 sene Süleyman Soylu'ya yatırım yaptığını, onun telkiniyle kaçtığını, sonrasında Türkiye'ye dönüş bileti olduğunu, Soylu'nun kendisine Nisan'da her şey değişecek deyip bu ay için Nisan 2021 söz verdiğini filan anlattı. Oysa dizinin geçen sezonunda çıktığı Balkan ülkesinden paylaştığı videoda Sayın Bakan'la Soylu hiç yan yana gelmedik, özel dostluğu gerektirecek hiçbir şeyimiz olmadı diyordu. Belli ki geçen yıl doğru konuşmamış. Bu arada tanıklık ettiği onca olayın teyit edildiği bilgisini atlamayalım. Sedat Peker henüz savcıların ilgi alanına girmese de araştırmacı gazetecilik için adeta bir laboratuvar. Tabii gittikçe işi zorlaşıyor. Çıtayı her defasında bir tık daha yukarı taşıması gerekiyor. İlgiyi tweetlerle dengelemek zorunda. YouTube'a video koyamadığı günlerde Twitter'da açığı kapamaya çalışsa da Defne olayı gibi kimi çuvallamaları ve tekrarları trendi negatif etkiliyor. Tüm bunlara rağmen evet belki 20 yıl sonra ilk defa son 2 aydır ülkede Tayyip Erdoğan konuşulmuyor. Bundan sadece iktidar değil muhalefet ve muhalifimsiler de rahatsız. AKP kendini tüketti, hikayesi bitti, püf desen gidecek düşüncesinde olanlar, ilk seçimde bu iş tamam hayali görenler, Erdoğan sonrasına hazırız diye ellerini ovuşturanlar Peker'in rol çalmasına tepkili. Videoları değersizleştirmekte başarılı olamayınca yurt dışından yapılan haberciliğe çamur atmaya çalışmaları da bundan. Peker'in videolarının ateşi bir gün düşecektir. Ancak diaspora gazeteciliği başlarını çok ağrıtacak haber vereyim. Peker'le bir noktada buluştuklarıysa kesin. Ucu devlete dokunan, hele uluslararası yargılama konusu olabilecek mevzular kırmızı çizgileri. Kutsal devlet. Ne MİT tırları konusunda ne de Paramount Otel'de dönenlere giriyorlar. Bodrum Yalıkavak Marina olayına, Mehmet Ağar meselelerine doğru dürüst giremedikleri gibi, Kutlu Adalı cinayeti dosyasını açamadıkları gibi, o çok sevdikleri her 24 Ocak'ta uğurlar ölmez diye gözyaşı döktükleri mumcu cinayetine eğilemedikleri gibi. Bu dönem bitsin zaten eli kulağında, Peker'de bir biçimde paketlenecektir zaten. Erdoğan güzel saha temizliği yaptı, biz sonrasını planlayalım. Kafa bu. Yakın süreçte yaşanacakları kimse bilemez. Fitili ateşleyen yangını kontrol edemez. Harcanan 3-5 medya aparatına dahi sevinememeleri bundan. Her şeyin berbat durumda olduğunu çok iyi bildikleri için hayli gerginler. Kendilerini korusalar devlet gidiyor. Devleti korusalar kendileri deşifre oluyor. Zor karar, diyor Tarık Toros TR724'deki köşesinde.